Esad Erbili Hazretleri manevi evlatlarına devamlı zikir halinde bulunmayı tavsiye ederek kamil bir mümin olmak için La ilahe illallah zikri şerifini çekmelerini söylerdi. Cenab-ı Hak kalp gözünü nurlandırsın. Nasıl ki gül yaprağının her noktasında gül suyu mevcut ise aynen onun gibi sizin kıymetli vücudunuzun her zerresi de muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleştirsin. Amin. Cenab-ı Hak bir an bile kullarından gafil olmadığı gibi, şeriatın şerefli çizgisinde hareket ederek, Rabbini hatırından hiç çıkarmayan kullarını da çok sever. İşte bu sebeple fakirane ricam şudur ki, bu yüce şereften mahrum kalmayalım. Nefsani muhabbetlere meftun olmuş bir kalp ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayalım. Letaiflerin hepsi tasfiyeye muhtaç olduğundan bir hak yolcusunun sırasıyla bütün latifelerini zikre alıştırması zaruridir. Bir insana gusül gerektiğinde nasıl vücudunun her yerine hatta her noktasını yıkaması lazım ise gönül alemini tasfiye etmek isteyen bir kişinin de bütün letaifleriyle hatta vücudunun her zerresiyle zikretmesi zaruridir. Bir kimse hizmet etmeyi ve bu hizmetinin karşılığında dereceler kazanmayı arzu ederse yalnız Cenab-ı Hakk'a hizmet etsin. Onun dışındakileri ölü gibi faydasız ve zararsız kabul etsin. İşte o zaman La ilahe illallah kelimesini hakkıyla ifade etmiş ve fiilen yaşamış olur. La ilahe ismi şerifi, Esma-i Hüsna'nın hepsini kendinde toplayan ve Cenab-ı Hak için alem olan yüce zatına has bir isimdir. O halde La ilahe illallah demek, Allah'tan başka lütfeden, ondan başka himaye eden, ondan başka rızık veren bir ilah yoktur demektir. Buna göre insan kamil bir mümin olmak için bu zikri şerefiyle kalbini ihya etmeli ve bu yüce kelimeyi kalp alemine nakşetmeye itina göstermelidir. Cenab-ı Hakk'ın zikir ve fikriyle ihya olunan vakitler, sulh, sükun, huzur, feyz ve ruhaniyet ikliminin husulüne vesile olacağından, bu vazifeyi ifa eden tasavvuf erbabının sıhhat, afiyet ve tam muvaffakiyeti için dua etmek lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri kelime-i tevhidin yüceliğini anlatırken şöyle buyurur. Allah-u Teala'nın gazabını teskin hususunda La ilahe illallah sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz cehenneme girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa başka gazapları daha çok teskin eder. Zira diğer gazaplar cehennem azabını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki? Kul bu sözü tekrarlayarak masivadan yüz çevirmiş, onları reddetmiş ve kalbinin kıblesi Cenab-ı Hak olmuştur. Zaten gazabın sebebi de kulun müptela olduğu farklı farklı yönelişlerdir. Kelime-i tevhid ile bunlar yok olduğuna göre gazap da sükunete erecektir. Bu manaya mecaz aleminden şöyle bir misal verebiliriz. Bir kimse hizmetkarından rahatsız olsa ve ona gazaplansa, o esnada hizmetkar aklını kullanarak bütün meşgaleleri terk edip, bütün varlığıyla efendisine yönelse, efendisi de hizmetkara karşı tabii olarak şefkat ve merhamet hisleri uyanır ve öfkesi sükun bulur. La ilahe illallah sözünün ahiret için saklanan ilahi rahmetin %99'unun anahtarı olduğunu görüyorum. Küfür karanlıklarını ve şirk tortularını bertaraf etmede bu güzel kelimeden daha tesirli bir şey olmadığını biliyorum.
Kelime-i Tevhid'in fazileti karşısında şu dünyanın tamamı bile bir kıymet ifade etmez. Keşke büyük bir okyanusa nispetle bir damla hükmünde olabilseydi. O kadar bile değildir. Ancak bu kelime-i tayyibenin kıymet ve azameti, onu söyleyenin manevi derecesi nispetindedir. Söyleyenin derecesi ne kadar yüksek olursa, bu kelimenin azameti de o kadar artmaktadır. Mevlana Hazretleri Mesnevisinde şöyle der: "Tane arayana tane tuzaktır. Fakat Süleyman arayan hem Süleyman'ı bulur, hem taneyi elde eder." Bu ahir zamanda kuşlara bir an bile birbirlerinden aman yoktur. Devremizde de Süleyman var. Bizi sulha kavuşturur, zulmümüzü giderir. İnsan sırrını açtığı kimseye dikkat etmeli ve çimen kuşu gibi her gördüğü sürünün peşine takılmamalıdır. Belki bülbül gibi olmalıdır insan. Çünkü o sevgilisini emsallerinden bulmamış, gidip bir güle gönlünü kaptırmıştır. Kişi bu hileli ve aldatıcı dünyada kendinden üstün olanı bulmalı ve onun peşine düşerek ilerlemelidir. İnsanın kendi emsaliyle, yani ilim ve marifet bakımından denk olduğu kimselerle geçirdiği günler heba olmuş demektir. Çünkü emsaller arasına dünyevi menfaatler girer, onlar birbirlerinin hatalarını ve noksanlarını da bildirecek durumda değildirler. Sohbet ve muhabbet tadıyla önce hoş görülen nice meclis, sonralara bir rehber, bir büyük, bir alim olmadığından dağılıp gitmiştir. İnsan çocukluktan ölüme kadar kendine örnek birini seçer. Bu, Adem oğlunun yaratılışında vardır. Bazısı örnek aldığı kimseyi salihler arasından, bazısı da nefsi emmarenin oyuncağı olmuş kimselerden bulur. Kişi rehberinin kim olacağına doğru karar verirse, dünyada da ahirette de ferahlık kapısını açar. Niyeti Allah rızası olan kimse, Hak Teâlâ'nın emirlerine doğru yaşayanı bulur ve böyle birinin yaşantısını düstur edinir. Din adına örnek bir yaşantı üzere olan kâmil zatlar, iman, ihsan, İslam yolundan ilerlerler. Onların hedefi Allah'ın rızasıdır. İnsanlara hakkı sevdirmektir. İnsanı kâmillerin meclisleri ayna gibidir. İnsanın nefsinin halini görmesini sağlar. Emsaliyle veya kendinden düşük kimselerle hemdem olanlar bundan yoksundur. Bu sebepten insan ilim ve marifet yönüyle kendisinden üstün kimselerle ünsiyet kurmalıdır ve kemalet yoluna girmelidir. Şeyh Şadi Şirazi Hazretleri Bostanında şöyle yazmıştır: "Kişi kendinden üstününü aramalıdır. Kendin gibisiyle geçirdiğin günler heba olmuştur. Ömrünü kendi benzerleriyle geçirenler bir gün sarhoş gibi çamura batar.